Her geçen gün dünyada ve Türkiye'de hızla artmaya devam eden kanser vakaları, hali hazırda yapılan uyarılar ve bilinçlendirme çalışmalarının yeterli olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, koruyucu önlemlerin arttırılması ve çevremizdeki kanserojenle mücadele edilmesi gerekmektedir. Tükettiğimiz besinlerden cep telefonuna, radyasyondan ağır kimyasallara kadar gündelik hayatta pek çok kanser yapıcı madde, yani kanserojen maddeye maruz kalıyoruz. Dünya genelinde her yıl 300 bin, Türkiye'de ise yaklaşık 3500 çocuk ilk teşhisini alarak kanserle mücadeleye başlıyor. Tüm dünyada bu mücadeleye dikkat çeken bir gün var. 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü. Losante Hastanesi Çocuk Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji doktorlarından Profesör Doktor Türkan Patıroğlu, çocukluk çağında ortaya çıkan kanserler hakkında şu açıklamalarda bulundu. Yaklaşık olarak 100 kanser hastasının yarım ila %4.6 kadarı, yani 4.5 arasında değişen oranda çocuk hasta olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de de kanser vakaları ne yazık ki çocukluk yaş grubunda giderek artış göstermektedir. En sık karşılaştığımız kanser tipi, halkımızın genellikle kan kanseri olarak bildiği, bizlerin lösemi dediği hastalıktır. Ve tabii çok değişik şekillerde karşımıza çıkan lösemi tipleri var. Ama büyük çoğunluğunu yaklaşık çocukluk yaş grubunda görülen tüm kanser vakalarının 1/3 kadarını lösemiler teşkil etmektedir. Dünyada daha sonra 2. sırada beyin tümörleri, 3. sırada lenf kanserleri görülmekte. Türkiye'de yaklaşık her yıl 2500 ila 3000 çocukta yeni kanser tanısı konmaktadır toplamda. Ve ülkemizin gelişmişlik düzeyi arttıkça da kanser vakaları daha üst sıralara doğru hastalıklar arasında yerini almakta. Ve ölüm nedenleri arasında da ilk 4 sıra içinde yer almakta. Bir kez bir kanser tanısı almış ve kanserden tedavi görmüş, iyileşmiş olan bir çocuğun başka bir kansere yakalanma ihtimali de vardır. Biz buna ikincil kanser oluşumu diyoruz ki bu bir kanserin atlatılmasından en erken 2 veya 5 yıl sonra, hatta bazen 20 yıla kadar, 30-34 yıla kadar uzadığı da gösterilmiştir. Peki bütün bunları söyledikten sonra acaba bir çocukta kanser meydana geldiği zaman tedavi edilebilir mi? Kanser tedavi edilebilen bir hastalık mı? Günümüzde evet, kanser artık tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Batı dünyasında neredeyse 100 kanser vakasının 80'i hastalığı yenebilmektedir. Ülkemizde ise 100 kanser vakasından 65'inin ortalama iyileştiği saptanmıştır. Bu çocuklar için de böyledir. O nedenle günümüzde kanser tedavi edilebilen hastalıklardan biridir diye düşünüyoruz. Hastaya daha tanı koyduğumuz anda eğer erken tanı almış ise tedavinin daha başarılı olacağını bilmekteyiz. Ama tanıda ne kadar gecikilirse tedavi de o kadar gecikecektir ve başarı şansı buna bağlı olarak da azalacaktır. Sadece erişkin hastalığı değildir kanserler. Çocuklarda da kanser vakaları giderek artmaktadır. Ama tedavi şansı da artmaktadır. Bunu biliyoruz. Yaşam süresini bu tedavideki ilerlemelerle ve yaşam kalitesini artırmamız mümkündür. Ama bir hastalığın tedavisinden ziyade hastalığın oluşmamasını sağlamak, yani koruyucu sağlık hizmetleri çok daha önemlidir.